Mehmet Ali Brand özellik olsun yani birkaç madde sayalım. Önceden kale alınsın, özellik olsun. Bu başka türlü olmaz. Özetle. Ya kardeşim, şimdi Mehmet Ali Brand aklı başında koskoca adam mı? Bilmiyorum ya, 70 yaşında mı, 60 yaşında mı? Tamam, önemli değil. Sen görüntüsünü gösterme gerek yok. Böyle bir şey, özellik demek, Türkiye'nin bölünmesi demektir. Bölündü mü demek, bir tek ondan kalmaz, paramparça olmak demektir. Ve kendi içinde de ayrıca paraların yok olması demektir. Yani ver kurtul, öyle bir konu yok. Yani Orta Doğu'nun kan revan içinde kalması demektir. Böyle bir şey değil de tam tersine aklına getirsin. Türkistan bile aklına getirsin. İttihat İslam. En kolayı budur. Bölünme çok zordur yani. Bölünme 70 milyonun kanına mal olur. Yani 70 milyonun tamamını şehit ederler. Sonra bölünme olur. Bu da 3. Dünya Savaşı demektir. 3. Dünya Savaşı çıkarsa dünyanın %99 yok olur söyleyeyim. Yani taş taş üstünde kalmaz. Yani Türkiye'yi yok etmeye kalkarsa bir ülke, bir zihniyet, dünyanın tamamını yok etmiş olur. Yani dünyanın intiharı demektir bu. Kıyamet demektir Allah azze ve celle. Böyle delice bir düşünce kimse yanaşmasın bir kere, bu olmaz. Ama İttihat-ı İslam, Türkistan Birliği, bu Kürtler içinde, Arnavutlar içinde, Lazlar içinde, Çerkezler içinde, Türk kavminden her kardeşlerimiz için, ki ben bana göre hepsi Türktür, müthiş bir kurtuluş ve güzellik, ferahlıktır. Kardeşim senin amacın ne? Mesela PKK'ya bir soruyorsun. Nedir amacın? Değil mi? O adamlara sen komünist yapacağım diyorsun. Bölge halkı dindardır. Yani sosyolojik, bilimsel açıdan bir kere oradaki insanları komünist yapmak mümkün değil. PKK ideolojisi baştan ölmüş zaten. Yani kayanın üstünde ağaç bitirmeye kalkıyorlar. Kayanın üstünde ağaç bitmez. Orada bitecek olan şey İslam'dır, Kur'an'dır. Bu gelişir. Yani 1000 küsür senelik geçmişi var o bölgenin. Yani hiçbir şekilde oranın insanı komünist, dinsiz, ateist olmaz. Yani aklını kaybeder, delirir oradaki insanlar eğer komünist yaparsa. Hayatının bir anlamı kalmaz. Yapmaya ki kabul etmezler. O yüzden orada en güzel çözüm Türkistan Birliği İttihat-ı İslam'dır. Sosyolojik yönde mümkün, tarihi yönde mümkün, inanç yönde mümkün, her yönde mümkün. Her yönden kolaylık ve güzellik. Ama bölgeyi komünist yapma her yönden imkansız. Bir kere Darwinizm, materyalizm zaten çökmüş. Kokuşmuş bir felsefe. Rusya'da çökmüş, dünyanın her yerinde çökmüş. Komünizm için yapılacak bir şey yok. Bölgede boş yere zorlama yapmaları gerek yok. Onun için o arkadaş da Hürriyet Gazetesi'nde, köşesinde bir Bismillah desin, bir Türkistan Birliği'nin bir bahsetsin. Ağzı bir alışsın. Gece gündüz, geri günü federasyondan işte ne, federasyon mu ne diyor? Özellik. Ha, özellik. Yani federasyon gibi bir şeyden evet. Bahsediyor. Evet. Gece gündüz özellik. Ulan bir kere ağzına Türkistan Birliği'ni al. De ki bir İttihat-ı İslam olsun de ya. Bir usulen bir söyle bak sen hükmen. Çok güzel olacağını göreceksin. Çözümün hepsi bunun içerisinde. Bırak o uğursuz sözü. O zaten olmayacak. Senelerden beri söylerler. Kimse de kale almaz onu. Ha biz kabadayız işte. Yani yaptırırız. Kabadayı hallederiz. Yani. El mi yaman, bey mi yaman demişler. Bey hepsinden yaman derler. Sakın ha. Böyle bir delik yapmaya kalkmasın PKK. Yani yaptığına yapacağına, dediğine diyeceğine 1000 kere pişman olur. Yani sakın öyle bir münasebesi kabalık yapmak ama yani bizim Türk milleti son derece mütevazi, mazlum, saygılıdır. En sonuna kadar saygılı seveceğindir. Ama sen dinini, bayrağını, milletini, vatanını elinden almak istiyoruz, kararlıyız dersen cevabını verir. Yani 20 milyon kişiyle 20 günde cevabını veririz. Evet Allah, inşallah. Bak 20 milyon kişiyle 20 günde devletin öncülüğünde, devletin
sevkiyle 20 günde bitiririz. Sakın böyle bir delile tevessül etmesinler. Yani 20 gün bile sürmez. Dağ tepe gidelim, her yerde buluruz. Yani kabadalinin olmayacağı belli. Ama demokrasiyle çıkın ortaya. Fikir özgürlüğüyle çıkın ortaya. Sonuna kadar karşılaşalım. Ama bunun dışında yok. Eşyalar. Çünkü tartışmada galip geliriz. Fikirde galip geliriz. Kabadalık yapmıyorsa onda da galip geliriz. Kabadalıkta da galip geliriz. Ama ezici şekilde galip geliriz. Onun için hiç böyle münasebetlere gerek yok. Akılcı, samimi, candan yaklaşsınlar. Sevecen yaklaşsınlar herkes. Güneydoğu'da asıl çözüm İttihat-ı İslam'dır. O yazarlarımız da onu savunsunlar, onu anlatsınlar. Sözümün bir kısmı PKK'ya, bir kısmı bu arkadaşa, bir kısmı BDP'ye. Herkes yerli yerince sözümü alsınlar. İnşallah. Hepsine dağıttık. İnşallah, uygun bir şekilde. Onun için bu girift dönemde hükümete destek olmak lazım, yardımcı olmak lazım. İnşallah. Millet olarak devletin yanındayız. Polis yanındayız, askerin yanındayız. Emretsinler, ne gerekiyorsa yapalım. İnşallah. O kadar. Vatanı böldürtmeyiz, bunu bilecektir. Bölmeye kalkanlara Allah hidayet etsin. Hidayet vermediklerine Allah helak etsin. İnşallah. Paramparça etsin Allah. Vatanı bölmeye kalkanları. Kabus bu. Müthiş bir kepazelik. İttihat-ı İslam isteyenler, Türkistan Birliği'ni isteyenleri de Allah ihya etsin. İnşallah. Allah onlara hidayet versin, kalplerine ferahlık, işlerine bereket, bolluk versin, Allah yollarını açsın, güzellik versin. Allah hainlerin ağzını burnunu birbirine karıştırsın. Yani vatanı bölmek isteyen hainlerin. Hidayetle düzeltmediklerini Allah helak ederek düzelsin. Helak ederek. İnşallah. Kahhar ismiyle Allah tecelli etsin üstlerinde. Kahredici ismiyle tecelli etsin. Hidayet vereceklerine hidayet versin. Hidayetle düzelsin. Hidayet olmayacaklara Allah helak etsin. Yani kinden, nefretten kaçınmak lazım. Herkese güzel bakmak lazım. Şefkatle bakmak, dua etmek lazım. İşte zalim ise Allah'a sığınacağız. Yani oturup zalim yapacak ne var? Dua eder. Uzak duracağız. Başka yapacak bir şey olmaz. Ama vatana, millete, bayrağa yönelik bir şey olursa o zaman ne yapacağımızı görürsünüz. Yani çok merak edenler görürler. İnşallah. 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 Bediüzzaman Hazretleri de çıkmış hocam maşallah. Öyle bir şey olduğunda cebe... Bak veli insan namazının yanında ama vatana saldırı olduğunda albay. Milis albayı. Devletin emrinde. Bütün talebeleri şehit olmuş. Helal olsun. Yani mesela benim bütün talebelerim tamamı şehit olsun. İnşallah. Helal olsun vatana millete. İnşallah. Ben de şehit olayım. Helal olsun vatana millete kanımız. Gerekirse hiç gözümüzü kırpmayız. Vatan, millet, bayrak, din, iman buna laf söyletmeyiz. İnşallah. Ama onun dışında ne yapıyorsanız yapın. O serbest orada. Ona karışmayız yani. İşte demokrasi var. Sen vatan, acıcık bir şey alacağız diyor, ne olur diyor. Yani şimdi ben ona bir cevap verecektim ama şimdi yakışık kalmaz. Olmaz. 70 milyonun şehadeti sonucunda alabiliyorsan alırsın. Evet, inşallah. Bu da dünyanın yok olması demektir. Bölge değil bak, dünyayı yıkarız. Allah sevgisin. Bütün dünya yerle bir olur. Bu sevdadan vazgeçecekler, bu kafadan vazgeçecekler. Bu mümkün değil. Demokrasi isteyin, sonuna kadar yanınızdayım. Laiklik isteyin, sonuna kadar yanınızdayım. Fikir özgürlüğü isteyin, sonuna kadar. Hukukta düzenleme isteyin, Avrupa hukukunu daha da açsın. Sonuna kadar yanınızdayım. Zaten gece gündüz anlatıyoruz. Siyasette özgürlük olsun, sonuna kadar yanınızdayım. Ama bölünme lafının B'sini dahi duymak istemiyorum. Bunu bırakacaksınız. İttihat-ı İslam'ı duyayım. Türkistan Birliği'ni duyayım. Bunlar güzel. İnşallah.
Ruhumu açıyor bunlar. Ama böyle psikopat sözler duymak istemiyorum. İnşallah. Evet.